Top abinizsin. Oyun seyirciye anlatılır, değil mi? Seyirciye gösterilir. Biz okuduğumuzda oyunun bizi götürdüğü yere ya da götürme olasılığı olan yerlere götürebilmek için seyirciyi neler yapmamız gerektiğini keşfetmemiz gerekiyor. Evet, o duyguyu alıp seyirciye göstermemiz gerekmiyor. Çünkü ben o duyguyu alıp seyirciye gösterdiğimde seyirci o duygudan başka bir şey yaşar. Ve böyle ortaya arabesk çıkar çoğunlukla. Evet, yani mesela adam büyük bir gururla, vakurla, çok basit örnek vereceğim, gururla, vakurla yürüyor, kibirleniyor. Hatta burada bir çocuğa da böyle kafasına bir şaplak indirdi. Biz de dedik ki, vay kıyara bak ne kadar kötü bir adam dedik. Çocuk da arkasından bir üzgün baktı, hiçbir şey de yapamadı, boynu büküldü. Adama kızdık. Sonra adam gururla, vakurla yürürken ileride bir tane yerde muz var. Muzu gördük. Hepimiz içten içe omuza bassa ve düşse, kıçın üstüne otursa dedik. Adam gururla okurla yürüyor. O sırada güzel bir kız geçti, ona selam verdi. Bir bastı ona, havada ayakları şöyle 3-4 kere şöyle bir salladı. Kıçı üstüne düştü pat diye. Sonra biz oh dedik. Değil mi? Gülmeye başladık. Ama adam o. Evet. Biz insana anlatmayı kabul ettiğimiz anda insanla ilgili olan bütün gerçekliği de kabul etmiş sayılırız. İnsanın düşünme biçimlerini kabul etmiş sayılırız. İnsanın sosyolojik gerçeklerini kabul etmiş sayılırız. İnsanın bütün olgularını kabul etmiş sayılırız. Çünkü insanı anlatıyoruz. O yüzden oyunu, hikayemizi, nerede anlattığımız, kime anlattığımız, ne zaman anlattığımız, hangi sosyolojik gerçeklikte anlattığımız, bütün bunlar bizim bağlayıcılarımız. Oyun sahnede oynanmaz. Oyun seyircinin zihninde oynanır. Alçaltabilirsin sesini. Zorlama. Nefesin bitince tekrar nefes al. Zorlama boğazını. Bitince tekrar aşağıya doğru nefes almaya çalış. Stop. Şimdi şunu yapacağız. Ma me mu mi mo ne mu mü. Tamam mı? A e ı i o ö u. Tamam mı? Hay. Recep abi de gelecek.
Böyle işte esnafçılık yani. Yeter. Ben, hadi.